Seçim haftasına girdik. Deyiş yerindeyse son 100 metreye doğru hızla ilerliyoruz ve bu haftanın ilk konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı, Saadet Partisi'nin adayı, bugünkü konuğumuz Necdet Gökçınar. Necdet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi izninizle iki izin isteyeyim sizden. Birincisi sizin esprinizi ödünç almak için izin isteyeyim. İkincisi de o espri uyarınca İzninizle seyirci yadırgayabilir ama size bir dokunmak istiyorum. Bir var mısınız? İstersen yok dokunalım. Şöyle. Dokunalım ve siz varsınız. Evet, yani görünmez siz, adam değilsiniz. Yani gördükten sonra etten, kemikten tam oldu. Evet. Öyle, varsınız. Peki öyleyim, bu ülkenin en yüksek noktasından nasıl oluyor da siz görünmüyorsunuz? Yani kısaca espriyi bir sonlandırıp şunu söyleyeyim daha ciddi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının olmadığını söyledi. Niye böyle bir şey söyledi? Maalesef. Niye sizi yok saydı? O günden beri her görüşmemizin, her toplantımızın birinci sorusu bu. Hatta mesela Sultanbeyli'de biz orada küçük bir mini miting yaptık. Bir kardeşimiz espri değil gerçekten. Çünkü Cumhurbaşkanı yalan söyleyecek değil ya diye bizde bir devlet şeyi var. Yani maalesef bu çok biraz şey oldu, erozyona uğradı son günlerde ama dedi ki başkanım şimdi biz böyle biliyorduk, sizi ben burada gördüm ama müsaade eder misiniz? Tam emin olmak için bir de dokunabilir miyim size? Ben oradan kopya aldım. Siz oradan mı? Öyle bir orijinallik yok bende. Yani sadece izledim sizi. Şu seçim atmosferinde yaşadığımız şeylere bakar mısınız? Şimdi efendim haber oldu olma meselesi şu, 92 yılından itibaren ben Refah Partisi saflarında, milli görüş saflarında siyaset yapıyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalıştınız evet. O il başkanıydı o zaman. Yani isimlerimiz değişti. Faziletler geldi filanlar. Ben MSP yıllarında da zaten ağır sanayi hamlesi içerisinde görev almıştık. Ben elektronik mühendisiyim. Size de programlarımda söylemiştim. Evet. İTÜ mezunusunuz. Ondan sonra yüksek lisans yaptım. Sonra dediler ki ben burada kalmaya niyetliyken hem İstanbul'u çok sevdim hem de akademik kariyer yapabilir miyim diye düşünüyordum. Başladım da üniversite asistanlık yaptığım sıralarda denildi ki efendim burada hizmet var, ağır sanayi, memleketimizde sanayi yapılacak, buraya gelmeniz lazım dendi. Çünkü çevre zaten aileden de tanıdığımız bir çevre. Ben de biraz da yani şeyle İstanbul'a böyle hüzünle bakarak gittim. Sonra hükümetler değişti, erken seçimler filan. 92 ise ben 81'inde buraya döndüm. Muhtelif özel firmalarda ARGE mühendisi olarak uzman olarak çalıştım vesaire. Oraları çabuk geçersek 92-81'de İstanbul'a döndüm ve kendi firmamı kurarak ticarete başladım. Karaköy'deydi iş yerimiz, Erenköy'de oturuyordum. O vapurla gelip gitmeler falan çok güzel günlerdi. Tabii şimdi vapura bindiğiniz zaman bir kargaşa var ama o 69 yılındaki İstanbul hakikaten çok hoştu. Efendim şimdi o tarihten sonra 92 yılındaki kongrede bize dediler ki siz yönetim kurulunda olmalısınız Refah Partisi'nin. Biz de kabul ettik. Refah Partisi'ne o kongrede girdik. İl başkanı şimdiki Cumhurbaşkanı'ydı. Yani yakın çalıştık. Ne diyelim onun seçim çalışmalarında bulunduk. Kendisi belediye başkanı olduğu zaman. Onunla beraber başka seçimlerde bulunduk. Yani böyle bir çalışma ortamında haberi olmamasını ben çok mümkün görmüyorum. Acaba açıkçası karıştırmış, unutmuş ya da yanlış bilgi almış olabilir mi? Yani bütün bunlar iyi niyetli tavırlar ama yani televizyonda bu kadar net bir şekilde söyleyecekseniz bir bilgi en azından bir sürü baş danışman var değil mi orada? Neye oturuyorlar onlar? Ya bir bakın Saadet Partisi'nin adayı var mı diye. İl seçim kurulu da elinizde resmi olarak kağıt alabilirsiniz filan. Şimdi biz gene iyi niyetli düşünelim. Şöyle yoruyorum. Yani siyaset tarihimizde bir cumhurbaşkanı sanki kendisi belediye başkanı seçilecekmiş gibi arazilerde ya. Evet. Bütün resimlerde 3 kişi var. Benim bildiğim bir belediye başkanı seçilecek. Orada 3 tane var. Biri böyle duruyor, onun yanında duruyor. Öbürü orada garip bir şeyler. Yani o telaş içinde unutmuş olabilir diyorum. Bir. Peki öyleyse bile bu danışmanlarınız ne iş yapıyor? İki. Bir de her şeyi bilen bir enişte vardı. O enişte de mi haber vermedi diyorum. Yani bu kadar da iyi niyeti zorluyorum sonunda. Her neyse biz bunlarla meşgul değiliz. Ben varım. Gördüğünüz gibi hem de dokundunuz. Seyircilerimiz de gördüler. Evet şahidim. Ben varım. Elhamdülillah buradayız. Ama şunu da kabul etmek gerekir sanırım. Cumhurbaşkanının bu çıkışı sizin daha çok tanınır olmanıza yol açtı gibime geliyor. Şimdi iyi niyet dedik ya, ben şimdi buradan giderek diyorum ki ya ne olursa olsun partisini ayırsa veya başka bir yola gitse bile demek ki 92'den beri oluşan bir hukuka istinaden bana böyle bir güzellik yapmış olabilir diye de başka versiyonda bu. Çünkü bir medya blokajı var biliyorsunuz bizim tanınmamız konusunda. Oradan bana bir şey yapmış olabilir diye düşünüyorum. Bu arada Facebook'ta size selamlar, iyi niyet iletenler, bunlar soru gelmiyor ama şu anda selamlama aşamasında. Necdet Bey, şimdi İstanbul'da biliyorsunuz, yani Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu manşetleri gündemde. Bu ikisinin de ciddi şansı olduğu söyleniyor. Size şans tanıyan pek fazla yok gibi. Niye böyle bir ortamda çıktınız? Biraz geç çıktınız. Hem adaylığınız evet, geç, hem de bunların arasında nasıl bir şansınız olabileceğini düşünüyorsunuz? Şimdi ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben bir şey söylüyorum insanlara. Onlar da söylüyorlar. Hı hı. Şöyle bir esprilen gene bir sabah şey yapalım, serinliği yapalım. Şimdi efendim, gerçi sabaha da geçtik ama bir arkadaşım akşam böyle o günün çalışmalarının neticelerini topluyoruz. İşte tweetten oldu. Çünkü gün içerisinde bunlara pek vakit yok. Dediler ki kardeşim bak, birçok medya kuruluşu, hatta yani yandaş medya olmayanlarda bile şöyle bir hava var. İstanbul'da iki parti yarışıyor, iki aday yarışıyor. Biz biliyoruz ki siz varsınız. Siz niye bunlara müdahale etmiyorsunuz? Ne diyorlar dedim. İki parti ve iki aday diyorlar. Doğruyu söylüyorlar dedim. Nasıl olur abi dediler. Yani sen de varsın filan. Kardeşim bak, biz senelerde ne diyoruz? Biz şahısları tartışmıyoruz. Zihniyeti tartışıyoruz. Zihniyet, aynı mı sizce onların zihniyeti? Zihniyet açısından şimdi söyleyeceğim. Zihniyet açısından hakikaten iki parti yarışıyor. İki görüş yarışıyor. Tabii onların ete kemiğe bürünmüş haliyle adaylar yarışıyor. Ama zihniyet yarışıyor. Onlar doğru söylüyorlar. Biz senelerdir ne diyoruz? Aslında bir sürü parti var. Fakat esasında iki tane var. Birisi Milli Görüş, Saadet. Öbürü diğerleri. Sizin CHP ile epey bir işbirliğiniz falan vardı. Ne oldu şimdi birdenbire AK Parti'nin yanına yerleştirdiniz? Bakın onu. Şimdi işbirliği ayrı bir şey. Bu şurada bir ittifakla ilgili yasal düzenleme yaptılar. Kendileri de bunu yaptılar. Fakat şimdi oradan giderek, son zamanlarda konuya geliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum buraya getirdiğiniz için. Çünkü bu çok güncel bir şey. Maalesef yani ben burada bunlara cevap verebilecek durumda değilim. Ancak ben lafa laf, söze söz vererek bu polemiklere girmek çok taraflısı değilim. Çünkü İstanbul hizmet bekliyor. Ben insanlarla onu konuşmak istiyorum. Ama şu cümleyi söylemem lazım. Şöyle bir şey estiriliyor. Hatta şimdi gelirken arkadaşlarım bana bir şey gösterdiler. Antalya'da olacak galiba. Bir broşür bastırılmış. Burada işte bunların illet zillet diye ifade ettikleri, maalesef bu kelimeleri seyircilerimden özür dileyerek söylüyorum. Siyasette biraz nezaket olmalı. Hiçbir şey öğrenmedinizse şu Erbakan Hoca'dan nezaket öğrenmediniz mi hiç? Senlerce yanında durdunuz. Buralarda geçelim. Hoş şeyler değil. Şimdi oraya yazmışlar. Bu bahsedilen bizi ittifak yapmakla suçladıkları partilerin adını ve orada bizim de hamlemiz var. İktidar tarafı bu broşürleri bastırıp dağıtıyormuş Antalya'da. Biz dedim ya size yayından önce, biz bu işlere şerbetliyiz. Bize hep böyle yapıldı. Ben bunlara takılıyor değilim. Onları yapanlara da bir şey demiyorum. Ancak sevgili seyircilerimize, seçmenlerimize, aziz İstanbullulara 2 Nisan'da Necdet Bey, siz bu işi böyle açık seçik bize anlatmadınız. Biz de bunlara kandık, gittik. Oyumuzu bu şekilde kullandık. Başımıza bir iş daha aldık. Siz doğru dürüst bize anlatsaydınız belki fikrimiz değişirdi demesinler diye seçmenlerime söylüyorum. Onlara niye söylemiyorum? Onların niyeti belli. Şimdi CHP ile onu niye yan yana koydunuz diyorsunuz. Biz zihniyetten bahsediyoruz. Hepsi benim kardeşimiz. Ben mesela Ekrem İmamoğlu'dan tanışmış değilim. Randevu istedik ama galiba yoğunluk şeylerden bir hava oluşsun, bir kardeşlik oluşsun diye bu randevuları istedik. Hatta Cumhurbaşkanı'ndan da arkadaşlarımız şey yaptı ama... İkisi de vermedim randevu. Yani gelmedi diyelim şu ana kadar. İnşallah daha 4 gün var, olabilir. Peki. Diyelim. Efendim. Şimdi biz bunu sağlamak için söylüyoruz da bir de uygulayalım dedik. Kimseyle ayrı bir şeyimiz yok. Ancak bakın şöyle bir şey söylüyorum. Niye aynıdır diyorum bu partiler birbiriyle? Çok güncel olanı söyleyeyim size. İktidar diyor ki bunlar sizi kuyruklara sokmadılar mı diyor. Bunlar dediği o şey Halk Partisi'nden bahsediyor galiba ya da o günkü adı neyse. Şimdi kendisi kuyruklara sokunca diyor ki o varlık, o yokluk kuyruğuydu. Benimki varlık kuyruğu diyor. Şu geldiğimiz yere bakar mısınız? Ya varlığın kuyruğu mu olur Hakan Bey? Şimdi ne diyorum? Bak aynı yer. Çünkü bildikleri bu, sistemleri bu. Ben onları dışlamak için söylemem. Lütfen yanlış anlamasın beni seyircilerimiz. Bakın ben size şuradan 2 tane rakam söyleyeyim. Ne demek istediğimi kestirmeden anlatayım. Çünkü vaktimiz fazla galiba yok. Bir 2 nokta daha var. Bakın beyefendi, şimdi Başakşehir Belediyesi, şu arkadaşlarım 39 ilçe belediyesinin bilançolarının ana figürlerini bana hazırladılar. En başta İstanbul Büyükşehir'den başladım. AKP yönetiyor değil mi? 15 senedir. Efendim bu belediyemizin 19 milyar 638 milyon 79 bin lira borcu var. Faizi ne kadar biliyor musunuz? Bu borçludan para 501.136.126 lira. Resmi rakam. Hı hı. Efendim bunlar yanlış yapmışlar. Güzel. Bir tane daha verelim iktidar medyasından. Mesela Başakşehir. Başakşehir'e gidip görüyorum. Felaket. Yani büyük büyükün altına giriyorum ama çözeceğiz inşallah. O güzel şehir o hale getirilmez. Belki sizin yolunuz düşmüyordur ama ben bu vesileyle ikinci tura başladık şimdi. Silivri'den Tuzla'ya kadar. Yapılacak hizmetler konusunda daha da bileylendim şimdi. Zaten biliyordum da manzarayı iyice görünce. Şimdi AKP Başakşehir'i yönetiyormuş. Efendim 673.811.000 lira borcu var. Efendim bu borcu nasıl yaptınız? Ya da bu kadar borçlandıysa benim pırıl pırıl bir şehir görmem lazım değil mi? Gidin de görün. Şimdi buradan geçiyoruz. Başka bir AKP misali vermeyelim. Fazla vakit kaybetmeyelim. Evet, bakın evet. Şimdi Sarıyer'e geldik. Sarıyer Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Evet. Geliyoruz. 473.082.275 lira borç. 11.764.000 lira falan filan faiz. Ben ne dedim demin size? Şimdi şurayı kapatsak, şu figürlere baksak, ya arkadaş bunlar hep aynı sistemle yönetiliyor galiba. Siz niye denk bütçe diye bir şey bilmez misiniz ya? Siz peki aslında direkt şeye girdiniz, seçim konusuna, şimdi burada, bütçelerine girdiniz. Ben uygulamadan bahsediyorum. Hı hı. Yoksa biz kardeşlik derken diğerleri diye onlar ayırırsak tenakuza düşeriz. Öyle bir şey yok. Şunu merak ediyorum sizin adaylığınızla ilgili. Bazı ilçeler biraz kritik son seçimlerinde göster. Mesela Üsküdar'da hı hı. az bir farklı seçiliyor. Belki Fatih kritiklikler arasında. Buralarda sizin adaylığınız dengeyi değiştirebilir mi? Örneğin CHP kazanacak, CHP adayı kazanacak gibiyken sizin varlığınız muhalif oyları böler de AKP'ye yarar mı? Böyle bir tahmininiz var mı? Vallahi bu dediğiniz çok mümkün bir şey. Çünkü dediğim gibi ben bütün ilçelerde bir de 2 dönem ben 1. bölgede milletvekili adaylığı yaptım. Ondan evvel söylediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanı olma seçimlerinde de beraberdik. Bu ister istemez sizde havayı koklamakla ilgili bir meleke oluşturuyor. Hı hı. Şimdi ben buradan giderek gördüğüm manzara şu. Hele mesela bir zamanlar aday olmuş Üsküdar gibi yerlerde Yılmaz Bayat gibi arkadaşlarımız daha evvel orada 10 sene adaylık yaptılar. Onlarla beraber gezdim. Yani Yılmaz Bey'in tekrar gelmesi lazım. Bizim gür tanınma sürecinde verdiğimiz mesajlarla o beni, ben onu destekleyecek durumdayız şu anda. Birbirini destekleyen iki şey. Yani biz zaten şahısları öne atmıyoruz. Saadet Partisi ve görüşlerini söyleyince müthiş bir şey var. Zaten bunun bir göstergesi de şu. Benim melekelerim sübjektif olabilir. Onları bir an için geçelim. İktidarın telaşından ve başlangıçta particik, saadetçik diye küçümser ifadelerle bulunurken şimdi daha saldırgan bir şekilde gelmesi bizim nereye doğru yürüdüğümüzün çok açık göstergesi. Bugün bizim gündemde her televizyonda, her akşam programlarında bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından şunlarla ittifak yapıyor, bunlarla ittifak yapıyor. Hala böyle toplumu gelmişler ya, şu seçim ortamında bile aynı şey yapıyorlar. Bu tek tük ama bakın şey bulmuyor. 24 Haziran seçimlerinde bu biraz daha yoğundu. Şimdi çok yumuşak bir ortam. Vatandaşların, sevgili İstanbul hemşehrilerim bizi bağırlarına basıyorlar. Ha, oy verir mi? Bir kere evvela şu kardeşliği bir tesis edelim de oy vermek için düşünelim. O gerginlikle düşünemiyor ki insanlar. Şimdi filan partiyle şunlarla bundan ittifak yapmış. Biz şimdi şurada şöyle deyince seyircilerimiz şunu şöyle yanlış anlıyor olabilir. Sevgili İstanbul'lu hemşehrilerim. Mesela bir kötü iş yaparsınız da onun yaptı deyince de yok ben yapmadım diye bir suçluluk. Kardeşim siz YouTube'da görüntüleriniz duruyor. Düne kadar birbirinize ağza alınmayacak laflarla taarruzda bulundunuz da bir araya geldiniz sizinki Fazilet ittifak oluyor da işte iyi ittifak oluyor. Öbür taraf niye zillet oluyor? Bu ittifak yasasını yasal hale getiren siz değil misiniz? Peki şunu merak ediyorum. Sizin açınızdan iktidarın veya iktidar deyince Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın seçim stratejisi doğru mu? Çünkü beka üzerine kurduğu farklı tepkiler de geliyor. Bazı kendi adayları İzmir, hadi neyse ama Binali Yıldırım burada sizin rakibiniz. Evet. Farklı bir üslupla. Ya bu stratejide kadar, bir gariplik var mı? Şimdi o kadar gariplikler var ki ben tabii onların stratejisini değerlendirecek değilim. Ancak benim hedefim şu anda aziz İstanbul hemşerilerim, bu bilgi kirliliğinde aman yanlış yapmasınlar. Onlara hitaben söylüyorum. Onlarla hı hı. ne yapayım? Kendi partileri düşünsünler. Mesela bir çelişki. Bunlar şu partilerle ittifak yapıyor derken adayları diyor ki o partiden de o istiyorum diyor. Hemen ertesi gün. Siz ne diyorsunuz? Siz şaşırmışsınız. Ne bu biliyor musunuz? Gidişin telaşı. HDP'yi kastediyorsunuz. Evet, evet. Siz de HDP'lilerden oy istemiyor musunuz? Şimdi bak, tabii ki istiyorum. Tabii ki istiyorum. Bakın size başka bir şey söyleyeyim. Şöyle koltuğumuza yaslanıp gerilimsiz şöyle bir düşünelim. Kardeşim sen beni neyle suçluyorsun? HDP'yle, şunlarla, şunlarla. Yapmadığın bir ittifakı velev ki yaptım diyelim. O benim partimin işi. Sen niye karışıyorsun? Ben sana düne kadar birbirinize en galiz ifadelerle saldırdığım partiyle bir araya geldim. Bir şey diyor muyum? Şimdi bunu buraya koyduk. Peki siz eğer buradaki partilerden birisiyle ittifak yapmak, seçmene bak bunlar bunu yapacak diyecek kadar büyük bir suç ise o parti legal bir parti değil mi şu anda? Evet. Siz nerede duruyorsunuz? Sizin yargı organlarınız falan yok mu? He. O orada dursun ki ben seçmene onu öcü diye gösterip saadeti engelleyeyim. Ya bu ilkel politikaları bırakın kardeşim. Şu seviyeyi bir yükseltelim, kurban olayım. Hakikaten bizim insanımız buna layık değil. Bu insanlar doğruyu bulduğu zaman hemen sarılan insanlar. Niye gerim geliyorsunuz? Bak şimdi güzel bir şey söyledim. Mantık. Madem ki bu kendisiyle ittifak yapılması ahaliye bunlar terörist falan diyecek kadar büyük bir suç. Ben yapmadığım halde velev ki diyelim yaptım. Bu kadar suçlu bir legal yapıyı sen hükümetsin. Her yerde iktidarsın. Bir gazeteciyi bir telefondan görevden alıyorsun. Onu oraya atıyorsun. Üstüne parti liderleri FETÖ'cü, şu anda seçimlerden sonra biraz tehlikede durumları. Tehdit altına alıyorsun. Her şeye gücün yetiyor. Niye bunun icabına bakmıyorsun? Ben baksın demiyorum. Bak HDP'liler de beni yanlış anlamasınlar. Biz insan olan herkesin saadeti için çalışıyoruz. Milli görüşün farkı bu. Onun için diğerleri diyorum kimse alınmasın. İnsanın saadeti. Hepsi bunu söyleyebilir ama bunun yapılış şekli vardır. Şimdi burada pankartları görüyorum. O üçlü şeyler var. Hangisi başkan? Kim kimi seçiyor? Hakikaten karıştırıyorum. Böyle bir seçimde ben görmedim. Ya bir tane belediye başkanı seçilecek. Medyayı nasıl buluyorsunuz bu seçimlerde? Orada birisi var, birisi de orada. Necdet Bey. Şimdi bir başka, şunu söyleyeceğimi de şey yapayım da. Bir başka adayın reklamını, şeyini görüyorum. Afişini görüyorum. Ekrem İmamoğlu varsa çare var diyor. Ya bu Ekrem İmamoğlu değil de Necdet Gökçınar da olsa bu nasıl bir ifade? Ben diyelim ki seçildim. Necdet Gökçınar varsa çare var. Seçildim. 3. gün bir emri hak vaki oldu. Allah hepimize uzun ömür versin. O zaman da o çare yok. Necdet gitti ya, çare de bitti. Böyle bir mantık olur mu? Biz ne diyoruz? Bak görüş. Erbakan Hoca vefat etti. Allah rahmet etsin. Dostu düşmanı herkesin söylediğimiz zaman yüzünde bir yumuşama olan, ya çok nazik insandı, çok güzel insandı. Fikirlerine katılmıyor olabilirim ama siyasetimiz bir seviyeye ulaştı. Biz onu hiç nezaketsiz bir üslupta görmedik. En yoğun eleştirini yaparken bile nezaketli diyor. Bu ne güzel bir mazhariyet. Ölüp gideceğiz arkamızdan böyle deseler olmaz mı? Bir de o eleştirilebilirdi. O ve diğer şeyler, liderler de o dönemde. Karikatürleri çıkar kendileri de gülerdi. Ama şu yani anda bütün bunlar... Bizde mizah da bitti. Siyaset şeyde... Belki yani, tümüyle onunla değil ama pek çok şeyle ilgili. Onun talebeleri olarak, haddimiz olmayarak biz bu yapıyı... Bak belediye başkanı seçileceğim Hakan Bey. Hiç köprüden bahsettik mi? Betondan, demirden. Bunlar basit işler. Ben acizane... Yani kendimi şey atmak istedim. Yani önceliğiniz ne? Bu işi yaparak, sizin en temel şey ne yani? Bu işi yaparak geliyorum. Bunlar gerçekten ikincil meseleler. Birinci tabii ne? Sorun birinci şu, beraberliği sağlayacağız. Gerilimi yırtacağız. Yani ben Sancaktepe'de seçim çalışmasına camiye gittiğim zaman oradaki insanlar akşam haberleri dinleyip Cumhurbaşkanı'nın ağzından bu ayrıcı ifadelerle aynı yerde namaz kılmaya girdiğim cemaat değil. O cemaati ben tenzih ediyorum. Hangi parti olursa olsun hepsi müdahale ettiler zaten. Bir iki kendini bilmez, ağza alınmayacak üsluplarla filanlarla bizim arkadaşlarımıza saldırdılar. Biz bunu o cemaatimiz rencide olmasın diye çok fazla da köpürtüp masana vermedik. Gerçekten organize bir şey. Mesela sizin haberiniz yok buna. Girerken bir şey oldu, çıkarken bir şey oldu. Yok bir terörist demişler falan bir şeyler duydum. Of ne ifadeler. Ben duyuyorum da arkadaşlar hiç duymazlıktan gelelim. Çünkü biz bunu biliyoruz nereye gideceğini. Evet. Şimdi siz yukarıda böyle yaparsanız bu aşağıya böyle yansıyor. Dolayısıyla şu ittifak meselesini son defa bir daha şey yapalım da ondan sonra belki öncelikleriniz nedir diyeceksiniz. Oraya sıra bile gelmiyor. Belki de istedikleri budur. Aman Necdet Bey projeleri anlatmasın da başımıza iş. Ama ben bu projeleri, bu işi anlatmazsam yaptığım iş şu olsa, şu İstiklal Caddesi'nin üstünü altında kaplayacağım desem, üstünde insanlar birbirine böyle bakıyorsa o yolun ne anlamı var? Onun için buraya çok önem veriyorum. Biz insanın saadetini önceliyoruz. Bunun için ne gerekiyor? Metrobüsü raylı yapmak gerekiyor. Yaparız. Şu ittifak meselesini inşallah iyi anlatabilmişimdir. Burada bir kaotik bir şey oluşturuyor zihinlerde. Bunlardan şey. Ya o kadar tehlikeliyse bu insan orada parti kurmuş. Legal her yerde çadırları var. Bizim insanımız olabilir. İnsanlara oy ver. Oradan bana oy da gelebilir. Şimdi bozul şey yaptılar. İyice iş şirazeden çıktı. Onlar size oy veriyor diyor. Ya adamın elini mi tutayım ben ne yapayım? Veriyorsa. Ne yapayım ben şimdi? Ayrıca herkes istiyor fiilen onu. Herkes istiyor. Herkes herkesten o istiyor. Biz burada diyoruz ki bütün insanlar, bakın Müslümanı, Alisi, Velisi, Yahudisi, insan diyoruz, insan. Bunu bir türlü kavrayatamıyoruz. Yani şimdi siz filan yerde Yasin okuyabilirsiniz. Filan yerde şehit cenazesine Kur'an da okursunuz. Fakat bunlar benim hiç ilgi alanıma girmiyor. Sevabı sizin. Bunu bir malzeme yapmaya gerek yok. Eğer öyle olursa ben seviyeyi şuraya kesinlikle indirmek istemem. Siz Yasin okuyorsunuz ya yüzünden. Böyle mi demeliyim? Ben o Yasin'i ezbere biliyorum. Geri alıyorum sözüm, böyle bir şey demem. Siyaseti buraya indirmeyelim. Herkesin, bak insan diyorum. İnsan Allah'ın yarattığı çok şerefli bir varlıktır. Bütün varlıklardan ayrıdır. Bunlara hizmet etmek şerefli bir iştir. Bizim hedefimiz bu. Dinle, namazla, abdestle. Ha ben namazımı kılıyor muyum? Kılıyorum. Siz de kılmıyorsanız kardeşiz, beraber inşallah, ben dua ederim. Öyle de başka bir dinler. Şu seviyeyi bir yakalayabilsek, inanın metrobüs çok kolay. Öncelik diyorsunuz. Öncelik diye bir şey şöyle. Öncelik kendi başına bir sıralama ifade ediyor. İstanbul'umuz o kadar hizmete susamış, o kadar ihmal edilmiş bir şehir ki maalesef. Öncelik derken hani 1, 2, 3 diye böyle sıra, bizde seri derler ona, hı-hı, elektrikte. Biz paralel düşüneceğiz. Çünkü bunlar için birinciyi yapalım da ikinciyi bekle diyecek vakit yok. Onun için paralel dizeceğiz. Büyükşehir'in imkanları çok geniş. Demin size borcunu söyledim ya, o bütçe kaç para biliyor musunuz? 42,6 milyar lira. 42,5 katrilyon lira. Şimdi bunun içerisine Ankara'daki 3-4 bakanlık giriyor. Avrupa'daki küçük ülkelerden birkaç tanesi giriyor. Böyle büyük bir hepsinden para var. Hepsinden fazla yani. Ona rağmen bu para gitmiş, borç yapılmış. Şimdi dolayısıyla bizim bunları paralel çözme imkanımız var. Kadroları biraz evvel konuşurken bahse geçti. Efendim bu insan bunu iyi biliyor ama biliyor musun o solcuymuş. Ya ne diyeyim, o benim kardeşim ya, gelsin. Biliyorsa bu yapsın. Sağ sol ayrımı yapmayacaksınız. Öyle bir şey yaparsam kimse kalmaz. İşte 4 tane ehliyetsiz insanın eline kalır bu işler. Böyle yapmayacağız. Bakın biz bunu denedik, geliyoruz. O kendisini oluşturulan politikalarla ve propagandayla, ben solcuyum, Necdet Bey de sakallı filan, ondan ayrı durmalıyım diye bir önyargı var ya. Şimdi iş yaparken geliyorsunuz, aa bir bakıyor ki ya biz Necdet abiyle aynı şeyi düşünüyormuşuz diyor. Biz bunu 73'te gördük. Askeri ambargo konduğu zaman, Amerika ambargosu, askerlerin en mübrem ihtiyaçlarını istedik. Makina Kimya Kurumu'nun önderliğinde, hocamın başkanlığında biz onların ambargo hoytları bir sürü cihazı yaptık, getirdik Kırıkkale fabrikasında. Yapanların içerisinde muhtelif üniversitelerden böyle pırıl pırıl ama kendini diyor ki ben solcuyum diye, o ya rahat olalım, ben insanım diyelim. Hepsine peki, kucaklayalım. Peki. Metrobüs dedik, siz öncelik diyordunuz. Bir, yani dediğim gibi mantık bu. Yan yana paralel koyacağız bunları. Çünkü imkanlar müsait. Bir odada metrobüsçüler çalışırken, niye metrobüs diyorum şimdi anlatacağım. Hı hı. Öbür tarafta kardeşim insanlara ilk dokunan nedir? Su parası ağır geliyor, ödeyemiyorlar. Elektrik belki konumuza girmiyor ama bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Gaz parası filan. Bütün bunları koyduk. Metrobüsten başlayacağız. O ekibe sen burada çalış diyeceğiz. Bak bir ay vaktim var. Aman ha, sıkı çalışın. Çok hizmete susadık. Öbürü burada çalışacak. Paralel yürüyecek. İnşallah, umuyorum bu niyetle yola çıkarsak Allah'ın yardımıyla bir anda İstanbullularımız görecekler zaten. Dolayısıyla görünen şey reklama ihtiyacı yok. Ben size şu belediyelerin, küçücük bir ilçe belediyesinin temsil ve tanıtım masraflarını söylesem, bu halimizi çok... Neyin temsili, neyi tanıtımı, neyi tanıtıyorsun kardeşim sen? Oraya levha asmışım, vinil, metrekaresi $2 mıymış, neymiş? Şimdi onlarla ilgili rakamlar hazırlıyorlar. Sırf hani insanlarımızı uyarmak için söylüyorum. Sizi bu tozun toprağın içinde, Saadet şundan ittifak yapıyor filan diye başka yöne baktırmaya çalışıyorlar ya, sakın bakmayın. Bak ben bu tarafa evet, bakın diyorum. Sayılar ve şeyler üzerine evet, bayağı bir hazırlık yapmışsınız. Evet, süremiz azalıyor evet, onun için izin verirseniz 2 soruyla bitireyim. Cevap vermemekte de serbestsiniz. Birincisi seçim sonuçları tahmininizi paylaşır mısınız? Büyükşehir Belediye Başkanı adayları falan, ne kadar oy alır siz ve diğerleri? Bir anketle falan meşgul değilim. Ancak kendi gördüğümü biraz evvel dedik ya, bir meleke oluşmuş olabilir diye. Biz buradan çok fevkalade bir sonuç alacağımızı ben görüyorum. Yani aksi olsaydı söyler miydim? Söylerdim, ancak şöyle de bir şey var. Hiçbir siyasi hareket ben başkanlığı kazanamayacağım ama dur bakalım diye yapılmaz. Böyle bir şey yaşayan tabiatına. Yani. Ben birinci günden itibaren ben başkan olacağım. Allah'ın izniyle, seçmenlerimin desteği ve Allah'ın yardımıyla diye yola çıktım. Efendim şimdi gezdiğimiz şu 1,5 aylık işte seçim kampanya döneminde bu beni teyit eder gelişmeler var etrafta. İnsanlar çok usanmışlar, bıkmışlar. kazanma şansınızı görüyorsunuz. Çok yani. Efendim, çok yani ben inşallah. Kimin ikinci olabileceğini düşünüyorsunuz? Vallahi ikincileri kendileri düşünsünler. Birincilerini olduktan sonra ikinciye gerek yok. Peki. Yani inşallah. Ola ki kaybettiniz. Bu durumda Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı'nın danışmanı, özür dilerim, baş danışmanı olarak kalmaya devam mı edeceksiniz? Baş çok önemli, baş danışman. Evet, bizim teşkilatımızda görevler şöyle oluyor. Mesela bu baş danışman işini ben de gidip de ben baş danışman olayım demedim. Belediye başkan adayı da ben olayım demedim. Bizim usulümüz şöyle. Bizim teşkilatlarımız diyorlar ki kardeşim belediye başkan adayı yapacağız. Şurada 3 tane 4 tane isim var. Benim gıyabımda. Hakikaten böyle oldu. Onlar ilçe başkanlarıyla konuşuyorlar. Diyorlar ki ne dersiniz? Bazıları genç arkadaşlar diyor ki yani Necdet abi duyuyoruz ama tanımıyoruz, bir görüşseydik falan. Bir istişareler oluyor uzun uzun. En sonunda il başkanı diyor ki bu istişareden sonra kararımı verdim. Genel başkan iletiyor. O da diyor ki siz öyle diyorsanız, aykırı bir, sizin bilmediğiniz bir şey yoksa tamam diyor. Sonra bana haber veriliyor. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? O benim ilan edildiğim gün var ya, bilmiyorum, o Bostancı Gültükar merkezinde. Yani benim en yakınımdan insanlar bana gönül koydular. Dediler ki yani niye böyle gizli kapaklı yapıyorsun? Siz yeni mi öğrendiniz? Bir gece önce öğrendim. Onlar buna diyor ki ya böyle bir şey. Ne kadar düşündünüz, evet ya da hayır demek? Hayır, hemen evet. Tabii her teklif böyle gelince bizim hayır deme şansımız yok. Çok özel bir işiniz olur, bir hastalığınız olur. Özel bir problemimiz olur, ya beni affedin der. Onun dışında hayır deme şansı yok. Bizde bir göreve tırmalayarak gelinmez. Tırmalayarak ben geleyim filan. İşte peki, o kulisler biliyorsunuz, öbür partilerde görevden almalar, istifalar. Bizde hiç böyle bir şey olmaz. Allah'a çok teşekkürler katıldığınız için. Ama söylediniz, aralarda epeyce şey söylediniz ve önceliğinizin altını çizdiniz. Seyircilerimize en dokunan şeyler önceliğimiz olacak. Böyle mega, uçuk, kaçık, efendim, çılgın falan yok. Bunlar yok. Şey yok. Evet. O çılgın projeyi de hemen söyleyelim. Hiçbir fizibilitesi yapılmayan bu projeyi biz Büyükşehir Belediye yetkisini kullanarak engelleyeceğiz. Neden? Çünkü onun doğuracağı ekonomik sonuçlarla ben uğraşacağım. Siz bana böyle orayı batıracaksınız, ben ona izin vermeyeceğiz. Zaten hiçbir feasible tarafı olmayan bir şey. Ha şunu diyebilirler. Efendim onu açınca etrafında bir rant alanı oluşacak diyebilirler. Haberiniz olsun, rant bitti. 1 Nisan'dan itibaren böyle bir şey yok. İnsan, fayda, zarar, fizibilite, bütün projeler böyle yapılacak. Mesaj çok net. Çok teşekkürler Necdet Bey. Teşekkürler ve başarılar diliyoruz size. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Seyircilerimize de bir de baştan unuttum. Birdenbire konuya girdik. Tabii. Hürmetlerimi bildiriyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Size de teşekkür ederim. Necdet Gökçınar'dı bugün konuğumuz. Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Kendisi hem kendisinden bahsetti, görüşlerinden, iktidar eleştirisi, hatta diğer adayların eleştirisi ve belki çok az zaman kaldı ama yapacağı bazı işler ya da bazı projelerle ilgili görüşlerinin en azından bazı başlıklarını sundu. Bugünkü program bu kadar. Yeni konuklarla, yeni söyleşilerle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.